Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, değerli bakanlarımız, bürokratlarımız. Önce burada iki tane konuyu unutmayacağımı vurgulamak istiyorum. Birincisi Hasan Bitmez Bey'in vefatı gözümüzün önünde ve ikincisi de Gazze'de süregiden o acımasız zalimlik ve onun karşısında direnenler. Filistin'i bize defalarca anımsatan Hasan Bitmez'i rahmetle anıyorum. Fakat Hasan Bey'in vefat haberini aldıktan sonra burada herkes bir kendisiyle baş başa kaldı, zihniyle baş başa kaldı. Çok güzel şeyler söylendi. Ardından bir gün sonra benim troll milletvekili dediğim arkadaşlar vazifelerini yapmaya devam ettiler. Lütfen iktidar grubu başta olmak üzere bütün partilerimiz bu konuda ellerinden gelen özeni göstersinler. Lütfen bu konuda özenli olalım. Bunu vurgulamak ihtiyacı duydum. Şimdi ben Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversitelerle ilgili konuşacağım. Önce şunu vurgulamak zorundayım. Yüksek Öğretim Kurumu 12 Eylül Cuntası'ndan bugüne devralınan en acımasız, en karanlık bürokratik vesayet kurumudur. Ve siz bu kurumu, bu bürokratik vesayet kurumunu aldınız, kuvvetlendirdiniz, tepe tepe kullandınız, kullanmaya devam ediyorsunuz. Bazı milletvekillerimiz tanımayabilir. YÖK Başkanımız Erol Özver burada. Marmara Üniversitesi'nden kendisi geldi. Ben de oradan barış bildirisine imza attığım için atıldım. O zamanlar sesi çıktı mı bilmiyorum. Fakat şunu da söyleyeyim. Ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Orada yaşananlarda YÖK Başkanlığı'nın bir hakemlik yapmasını dilerdim. Ortalarda görünmüyor. Zaten YÖK çok enteresan bir kurum. Olmaması gereken her konuya maydanoz oluyor. Olması gereken ilkesel konularda ortalarda yok. Örneğin yahu 21. yüzyılda siz neden bütün üniversitelere dekan atıyorsunuz? Bu sizin neden işiniz oluyor? Bir üniversitede bir insan profesör olmuş da o kişiyi o üniversite dekan olarak niye atayamıyor? Neden bu ultra merkeziyetçilik? Neden bu bürokratik vesayetçilik? Siz 12 Eylül cuntasından aldığınız bu araçları kullanırken bize bürokratik vesayet dersi veremezsiniz. Gelelim üniversitelerin feci durumuna. Bakın 2022-23 yılında dünya sıralamasında ilk 500'de hiç üniversitemiz yok. Hiç. İlk 1000'de 9 tane var. 2010-11'de 3 tane var sadece. Ya yani o zaman da durum parlak değil. İlk 1000'de 20 üniversite var. O zaman durum kötüyken şimdi vahim. Kötüden vahime doğru gitmişiz. Dolayısıyla bu nitelik kaybı sizlerin eseridir. Devamı da var. Uluslararası yayını olmayan rektör sayısı 68. Yayınlarına hiç atıf yapılmayan, kendisi için yazmış rektör sayısı 71. 88 üniversitenin patent tasarım başvurusu yok. Tabelaları var. 28 üniversite TÜBİTAK bursundan yararlanmamış. 32 üniversitede uluslararası desteklerin ARGE çalışması yok. 3 tane nedeni var bunun. 1. Nabza göre şerbet veren plansız, programsız popülist politikalarınız. 2. Üniversitelerin hayat damarı olan akademik özgürlükleri yok etmeniz. 3. Elbette partizanca kadrolaşmanız. Plansız, programsız üniversite açmanız 207 veya 208 üniversiteyi ortaya çıkardı. Almanya'da 3 milyon üniversite öğrencisi varken bizde 8 milyon üniversite öğrencisi var. İlimizde ticareti canlandırır diye açılan üniversiteler bir diplomalı işsizler ordusu yaratmış durumda. Bugün bu üniversite mezunlarının %40'ı işsiz. Bir örnek vereyim durumun vehametini anlamak için. Siz bir Anadolu taşra demek istemiyorum. Anadolu Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümü açtınız. Oradan mezun genç İngilizce bile öğrenemedi. Bir markete kasiyerlik yapıyor. O gencin mutsuzluğundan ve mezun olduğu işi yapamamasından siz sorumlusunuz. Sizin plansız, programsız, popülist politikalarınız yüzünden o arkadaş başka bir mesleğe kayması zor. Kendi mesleğinde yapamıyor. Mutsuz bir şekilde odasında internetle oynuyor veya gidiyor kasiyerlik yapıyor. Gelelim akademik özgürlüklere. Bu çölleşme ancak baskı ortamında mümkün olabilirdi. Küresel Kamu Politikası Enstitüsü'nün Akademik Özgürlük Endeksi raporuna göre Türkiye 144 ülke arasından 135. sırada. Siz artık böyle endeksleri sevmiyorsunuz. 2000'lerin başında bu endeksler sizi övdüğünde hep referans veriyordunuz. Sizi yerdiğinde meşru bulmamaya başladınız. Çifte standarttır bu. Bakın anlatılan biraz da benim hikayemdir. Ben barış bildirisi imzacısı olarak burada bulunuyorum.
Bumerang gibiyiz biz. Bizi bir yerden atıyorsunuz, burada karşınıza çıkıyoruz ve göz göze gelmek zorunda kalıyorsunuz bizimle. Bakın, biz bir gece ben dersimi hazırlarken kanun hükmünde kararnameyle meslekten atıldım. Ders hazırlıyordum. Anımsarsınız, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 28 Şubat mağduru bir öğretmeni ziyaret etti. O öğretmen öğrencilerini ne kadar sevdiğini söylemişti. Onlardan koparılmak, dinle. Onlardan koparılmaktan nasıl üzüldüğünü söylemişti. O mağdurla öyle bir empati kurdum ki ben. Aynısını ben de yaşamıştım. Ama farkımız şu. Ben 28 Şubat sürecinde de o empatiyi kurdum. Siz ise kendi mağduriyetiniz dışında hiçbir mağduriyetle ilgili değilsiniz. Kendi mağduriyetinize sevdalısınız siz. Başka acılara duyarsızsınız. Bakın, size şunu söyleyeyim. Modern zamanların en büyük siyasi tasfiyesi üniversitede Türkiye'de oldu. 5000'e yakın insan üniversiteden atıldı. İran İslam devriminde bile bu kadar insan üniversiteden sökülüp atılmadı. Bu size nasip oldu. Ve Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı verdiği halde ve bu karar idareyi de bağladığı halde beni mesleğime iade etmediniz. Çok sayıda insan bu şekilde mağdur durumda. Bakın, çok önemli bir konu var. Türkiye'nin anayasasızlaştırma süreci Barış Akademisyenleriyle derinlik kazanmıştır. İdareyi bağlayan karar gereği bizi üniversiteye iade etmediniz. Buradan açılan yol Canatalay'a çıktı. Yani Türkiye'nin anayasasızlaştırma süreci sizin eserinizdir ve adım adım ilerliyor. Bir de Boğaziçi Üniversitesi var. Mezun olmaktan çok büyük onur duyduğum, gurur duyduğum bu üniversite benim gibi bir köylü çocuğundan bir demokrat çıkarmış bir üniversitedir. Bu üniversiteden ne istiyorsunuz yahu? Neden bu üniversiteyi yok etmek istiyorsunuz? Neden ölü öyle geçirmek istiyorsunuz? Çünkü siz onun alternatifini yaratamadınız. Bakın, şehir üniversitesi muhafazakar cenahın ODTÜ'sü olacak deniliyordu. Çocuklarınız eleştirel bir zihniyet kazandı. Sizi de bizi de eleştirmeye başladılar. Tahammül edemediniz, kapatıverdiniz. Dolayısıyla siz açamıyorsunuz, geliştiremiyorsunuz, alternatif gelenek kuramıyorsunuz, var olanı yok ediyorsunuz. Bugün Kayyum Naci İnci, tek oy almayan Kayyum Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir çökertme ve BİVAK üzerinden, Boğaziçi Vakfı üzerinden yığma üyelikle bir çökme operasyonunun mimarıdır. Hiç sesiniz çıkmıyor, yok başkanın da hiç sesi çıkmıyor. Bunu doğru buluyorsanız söyleyin, bulmuyorsanız söyleyin kardeşim, bu olur mu? Bir kurumunuz, güzide bir kurumunuz zihniyet olarak sizden biraz farklı bir gelenek olsa ne olurdu ya? İki tane kurum sizden farklı düşünse ne olurdu? Tornadan çıkmış gibi her şeyi aynı yapıyorsunuz ama hepsi nitelik kaybediyor. Üniversite akademik özgürlük olmadan nefes alamaz. Yarattığınız akademisyen tipinden biraz bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, televizyona birisi çıkıyor. Her konunun uzmanı maşallah, akademik title'ı var. Diyor ki İskandinavya Avrupa'da değil ki diye analizler yapıyor. Tabii televizyonun başında akademisyen adayı genç bir arkadaş bunu izliyor. Ya diyor, akademide bizim zamanımızda bir çile devri vardı gerçekten. Arşiv tozu yutmadan biz çıkıp konuşmazdık. Televizyonu izleyen genç akademisyen arkadaş diyor ki yahu ne güzel ya, her konuda konuşuyor diyor. Dinozorlara konu geliyor, konuşuyor. Savaş oluyor, eline sopa alıyor. Savaştan neredeyse memnunmuş gibi sopayla böyle harita işaretliyor. E bu adam bunu yapıyorsa ben neden arşiv tozu yutayım diyor. Bu niteliksiz akademisyen türü işte sizin eseriniz. Bakın, akademiyi sevmiyor bu insanlar. Diğer arkadaşları tenzih ederim elbette. Herkes böyle değil. Akademiyi sevmiyorlar. Hemen rektör dekan olmak istiyorlar. Onu olamadı mı? Bürokrat olmak istiyor. Onu olamadı mı? Siyasetçi olmak istiyor. Neden? Akademiye sevgisi yok ki. Akademiye bir ilgisi yok ki. Öyle olsaydı bakın, sol cenahın vesaire bir ekolleri vardır, akademisyenleri vardır. Bu arkadaşların akademik nitelik gelenek derdi olsa akademide ekoller, gelenekler üzerinde rekabet olur. Ne oluyor? Siz orada o insanları yaşatmıyorsunuz. Şimdi bakın, bazı arkadaşlar diyor ki falanca üniversite şöyle insanları almıyor. Ya Anadolu'daki pek çok üniversite bir tane solcu barınamıyor. Hiç derdiniz değil arkadaşlar. Varsa yoksa sizinle ilgili mağduriyetler, başka mağduriyetler hiç ama hiç ilginizi çekmiyor. Şunu da söyleyeyim. Üniversitede rektörler bugün tanrı kral gibi. Burada akademisyen kökenli olan herkes bilir. Bakın, rektöre gideceksiniz. Hakkınız olan kadro için yalvaracaksınız. O da size diyecek ki veya başka biri diyecek ki efendim, yüksek lisans mülakatında falancanın çocuğunu alın. Almazsanız görürüz.
Ben kaç defa teyit edildim. Sırf yüksek lisans jürilerinde adil olmak için, olmaya çalıştığım için o devirde kim kuvvetliyse siz sesi. Tamamlayın Sayın Başkan. Hep torpil, hep torpil, hep torpil. Karşılığında ne diyorlar peki biliyor musunuz? Efendim bunu yapmasan kadroyu unut, profesörlük kadrosunu unut. Hoca hoca seni burada barındırmama kadar varan şeyler. Dolayısıyla bakın bunu niye anlatıyorum? Şahsi bir mesele diye düşünmeyin. Siz bu kadar yetkiyi rektöre verirseniz o da bu kadar kendini kuvvetli hisseder. Yoldan geçen insanı öğretim üyesi dahi yapabilir. Dolayısıyla buralarda fırsatım varken son olarak şunu da söyleyeyim. Biz katiyen rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını katiyen kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Dekanların YÖK tarafından atanmasını kabul etmiyoruz. Lütfen bu konuyu gözden geçirin. Olağanüstü hava şartlarında o dönemin sisli puslu ortamında getirdiniz. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor bu. Bu olamaz arkadaşlar. Rektörler seçimle gelmelidir ve bir dönem yapmalıdır görevlerini ki onlar da popülist uygulamalara imza atmasınlar. Biz dekan seçecek ehliyete sahibiz. Biz üniversite mensupları kendi dekanını selamlayın lütfen. Yok. Saygılar sunuyorum.